Hiç mesela böyle friendzone'a düştün mü? Ya friendzone değil de ben saçma bir olay yaşadım. Liseden arkadaşım vardı. Gemi mühendisiydi. Gemideydi. Sonrasında da böyle bir 7 ay falan hani benle ilişki olur gibi konuşuyoruz. Hatta ilişki var bence yani. Ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra geldi Mesut Bey. Gitmeden peki gemiye bir şey yaşandı tabii, tabii. Mı? Yani bir şey yaşandı derken o anlamda bir şey yaşanmadı. Öpüştünüz mü yani? O hayır soruyu. Hayır. Ha, arkadaşın şey olarak gitti. Evet. Ama böyle flört arkadaş karışımı bir şey. Tabii ama gemideyken de böyle aşkımlar, canımlar, cicimler. Ama ben... gemideyim yani ben. Ya olabilir. Gemide herkes, bütün dünya aşkım benim yani. Sinekler, maymunlar. Gemideyim abi ben. 6 aydır gemideyim ben. Normal yani. Gerçekten de Mesut Bey. Ondan sonra geldi. Geldikten bir hafta sonra çocuk biz konuşmayalım bence falan dedi. Çat bir daha ne mesaj ne arama. Ha. Orada evet. Sena'nın iletişim boşluğunu tamamlamış oldun. Evet, gerçekten çok ağrıma gitti bu mevzu yani. Sen inandın. Sen peki ben o inandım. Gemideyken bir sorumluluk hissettin mi? Tabii ki. Benim bir sevgilim var ve ya kimseyle... Ya ben bir ara o bana şey dedi işte. Ben evleneceğim kadını buldum. Tamam evleniyoruz falan filan dedi. Ben de gaza geldim. Tencere takımı falan aldım. Gaza gelmiş ama fakirlikten tam da gelememiş ya. Gaza geldim, bir fritöz aldım ben. Bir kozo geldim abi. Öyle demeyin, çok pahalı çeyiz var. Öyle mi? Tabii ki. Tencere takımı. Bir tencere takımı 4.000-5.000 lira. Yapma ya. Tabii ki. Bir yani. Tencere takımının içinde mesela hangi tencereler var ki takım olsun? Bir tane düdüklü tencere. Düdüklü. Çorba tenceresi, pilav tenceresi. Şey yaptın bu kadar. Doğru mu lan bunlar? Doğru, doğru tabii. Ya herkes de biliyor, tamam. Ya. Nasıl belli benim evlenmediğim hiç. Sonra düdüklü, işte... çorba, pilav tenceresi. Aynen. 3 tencere. Başka? Bir de yemek kepçe. Tenceresi oluyor. Yok, o yok. Kepçe yok. O ayrı, onun takımı da şey... Kepçe takımı diye bir şey var. Evet, onun da kaşık. Kepçe yani. Takımı ne ya? Bunun fabrikası mı var? Baban ne iş yapıyor? Kepçe takımı fabrikası var diye. Sikindirik bir şey. Kepçe takımı ne ya? İşte onun gazına geldim. Öyle bir aldım. Aldım. Ana. Şu anda yeni bir kızla konuşuyor. Sakın böyle gaza gelip tencere takımı almasın. Onu burada. Almasın peki. Öneriler verin. Bu ne kadarlık bir hikaye? Daha yeni ya. 4-5 ay oldu. Öyle mi? Evet. Şu an sen tabii stalkluyorsun. Stalkluyorum evet. Her şeyi öğrendim. Şu anda yeni bir kızla konuşuyor. Nasıl kız? Güzel. Valla? Güzel bir kız. Bayağı güzel. Ben beğendim bayağı. Senden güzel mi? Bence güzel. Yapma ya. Güzel. Senden seksi. Ya benim dişil enerjim daha fazla. Ya, fotoğrafta nerede alındı kızın dişil enerjisini? Öyle bir böyle kezbani durur ya bazı. Biz güzel ama fotoğrafa 5 dakika bakınca lor kokusu geliyor böyle. Çemen geliyor böyle, anladınız mı? Öyle ama. İçimize çekiyoruz. Tezek. Mesela bak sana başka bir yerden soracağım Ekin. Böyle insanın normal arkadaşı olur. Güvenirsin. Ama mesela o senin tanıdığı tanıyanı senin bir ilişkin vardır veya evlisindir. Ayrılınca böyle bir biz erkekler acık böyle bir tıynetsizdir. Böyle başka bir gözle. Acaba olur muyuz? Zaten olurduk bence. Biz de kendimizi daha önce sormamışızdır ama senin yeni medeni durumunda böyle bir başka bakmaya başlarız. Böyle bir şeye denk gelsen şu anki arkadaşlarından, yıllar sonra arkadaşları birinden nasıl bir? İyi tanıdığın biri ya bir yandan da. Ya yok ya. Arkadaşsa arkadaştır. Öyle mi? Cinsiyetsizdir yani, evet. Öyle hiç kaşı gözü oynamasın. Böyle ihtimal verdiğin biri var mı? Buna bir adım atsam 3 adım gelir. Diye belki vardır. Ama anlatacağız ya burası. Bir şey olmaz. Ya yani, isim verme yani. Birileri var tabii ilgilendiğini hissettiğim. Ama arkadaşın gibi takılıyor. Evet. Ama böyle sen bir acık kaşı gözü yapsan gelecek. Sanırım. Öyle mi? Aha. Şansları yok. Yok. Çünkü arkadaş olarak kopmamışsın evet, bir kere. Yani ya şimdi şöyle... Ben şimdi 10 senedir bir ilişkiden çıktım ya. Tabii. Bizim zamanımızda başkaydı. Yani insanlar böyle daha güvendin mi gidiyordun işte öyle. Şimdi bir sürü bir şey çıkmış. Yok friendzone'lar, yok işte love buddy'ler bilmem ne. O yazılım yok yani. Bende. Love bombing. Ne mesela? Yok ghosting. Gaslighting. Ghost. Ghost. Ghostlighting. Ghostlighting ne lan? Şey mi? Hayalete makyaj mı yapıyorsun? Ne ghostlighting? Ghosting. Ghosting. Ay var. Gibi dizisinde geçiyor. Neydi ghostlighting? Love bombing, gaslighting, ghost. Tamam. Gaslighting ne? Ya işte böyle kendisini geri çekmeye başlıyor. İlk önce böyle çok fazla ilgi gösteriyor. Sonrasında o geri çekme dönemi bir de ortadan kayboluyor. Ghosting oğlum bu. Hayır. Ortadan kayboluyor. Hayır. Love bombing. Çok aşkımlı canımlı ama sensiz yapamam. Sonrasında birazcık böyle mesaj atıyor ama çok da geri dönmüyor ama hani o iletişimi de kopartmıyor. Ghost'a da tamamen mesajlara cevap vermiyor. Anladım. Hiç uğradın mı sen ghosting'e? Ben mi? Sen. İşte uğradığım için çok aktif hep, bir şey hep biliyorum. Hep ghosting mi yani? Evet. Valla. Sende yok bu kavramlar. Yok.
O yazılım daha güncel değil. Öğreneceğim. Tabii, daha yeni senin bir de yani. Bir de böyle yeni boşanmış insanını böyle hayatı daha çok seven bir enerjisi olur. Evet, kesinlikle. Değil mi? Ya bu çünkü 10 senedir kendime ayıracak vaktim yoktu. Şimdi mesela cuma cumartesi ne yapacağım ya falan diyorum. Değil mi? Evet, heyecanlanıyor insan. Yeniden böyle kendime ait bir zamanım olduğu için. Rüveysa yine uyuyordu. Ona sorayım, ne güzeldi ya, bana sormayın. Ne oldu? Ben demin anlattım işte aldatıldım, daha bitmedi program.